Dostlar merhabalar. Şimdi bu videomuzla birlikte dairenin çevresi ve alan kısmına geçtik. 6 tane testten oluşuyormuş bu kısım. İkişer ikişer çözmeye çalışacağım dostlar. Hemen ilk videomuzda test 1 ile test 2'yi bir gömelim istedim arkadaşlarım. Şöyle bir kalemimizi alıp odaklanmasını da bir ayarlayalım. Evet, başladık. Diyor ki AB yayının uzunluğu ölçüsü 60 derecedir diyor. Şuradaki AB yayının ölçüsü 60 ise bizim merkez açımız da 60 derecedir. 6'yı vermiş, boyalı bölgenin alanı nedir diye soruyor dostlar. Bize şunu soruyor yani 60 derecelik dairenin alanı nedir diye soruyor. Formül şuydu. Açı bölü 360 açıyla bir de tam dairenin, bütün dairenin alanını çarpacaktık. Yani pi r kareyi çarpacağız dostlar. Pi çarpı r karemizde 6'nın karesi 36. Hemen bir sıfır buradan bir sıfır buradan götürdüm. 36'ları da bay bay dediğinizde geriye 6 pi'nin kaldığını, yani birinci sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. 2. AB'yi 4 vermiş. Bir de diyor ki yok, OB'yi 4 vermiş. AB'nin uzunluğunu 2 pi santim vermiş. AB yayının uzunluğudur bu dostlar. Şöyle yay gösterelim buraya. 2 pi birim de burayı vermiş. Buna göre boyalı daire diliminin alanı nedir diye soruyor. Bunu da kardeşim iki yolla çözebiliriz. Şimdi birinci soruda kullandığımız gibi açıyla ilgili olan formülü kullanabilirim. Tabi burada açı yok. Önce açıyı bulmam gerekiyor. Ama bu kadar uzatmayalım biz. Şöyle de bir pratik yol var. Bu şekli sanki üçgen gibi düşünün. Bakın şu BA eğrisini düz bir çizgi gibi düşünsek, bunun tabanına bir diklik indirdiğimizde, yani yüksekliğini indirdiğimizde yarıçap olur 4. Hemen taban çarpı yükseklik, yani 2 pi çarpı 4 bölü 2'den soruyu paketleyebilirsiniz dostlar. Bu da pratik bilgi olarak aklınızda kalsın. Bunu her yerde görebilirsiniz bu formülü. Yayın uzunluğu ile yarıçapı çarpıp 2'ye böldüğünüzde tıpkı üçgenin alanı gibi daire diliminin alanını bulabiliyoruz. Peki geldik 3. sorumuza. Bakın burada bir 90 derecelik daire var. Dik daire, çeyrek daire diyoruz biz buna dostlarım. Çeyrek dairenin, şurada çeyrek daireyi bir göstereyim. 4 vermiş yarıçapını, boyalı bölgenin alanını istiyor. Daire kesmesi diyoruz biz bu boyalı bölgeye, kesme. Dostlar kesmenin alanını nasıl bulacağız? Tabii ki daire diliminin alanından şu beyaz üçgeni, dik üçgeni çıkartacağız. Dik üçgeni bulmak kolay. 4 kere 4 16 bölü 2'den 8. 8'i çıkartacağız biz dostlarım. Yani cevap Bursa'da değil, Denizli'de değil. En azından bunu bulduk. Sonra devam edelim. Şimdi çeyrek dairenin alanını bulacağız. Yani 90 derecelik daire. 90 çarpı tam dairenin alanı pi r kareden 16 pi bölü 360. 90'ı 360'a böldüğümüzde bölü 4. Yani dostum çeyrek daire dediğinde tam daireyi 4'e bölmen yeterli. Bundan sonra öyle 90 bölü 360 yazmana gerek yok çeyrek daire derse. Peki 16 pi bölü 4 çıktı. O da ne yapar? 4 ile sadeleştirirsek 4 pi kaldı. Demek ki dairenin alanı 4 pi. Ben 4 pi'den 8'i çıkarınca istenilen yeri buluyormuşuz. Cevap Adana'dan geldi. Dördüncü sorumuzdayız. Şekildeki boyalı O merkez daireler vermiştir. Küçük daireye teğet AB uzunluğu 8 birimdir. Boyalı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Dostlar bunu da pratik bilgi olarak ben öğretiyorum arkadaşlarınıza. Derslerde öğrencilerimize böyle halkanın alanını sorup da içerideki çembere teğet bir şey çizildiğinde bu içerideki teğetin uzunluğu 8 ya, yarısının karesidir cevap diyorum her zaman. Yarısı ne? 4. Karesi ne? 16. Yani cevap 16 pi olacak diyor. Tabi bunu bir de normal yolla da çözelim biz isterseniz. Şimdi siz pratiği boş verin, bir de normal yolla çözelim. Bakın küçük dairenin yarıçapına r diyorum. Büyük dairenin yarıçapına da büyük r diyorum. Hemen burada bir Pisagor'u çakarsak dostlar, büyük r'nin karesi eşittir küçük r kare artı 16. Yani büyük r'nin karesi eksi küçük r'nin karesi 16 geldi. E şimdi halkanın alanı nasıl bulunur? Büyük dairenin alanından, yani pi büyük dairenin alanından küçük dairenin alanını çıkartarak. E burayı da pi parantezine alırsak ne gelecek? R kare eksi r kare. R kare eksi r kareyi de az önce 16 bulduğum için sorunun cevabı 16 pi çıkacak. Bu da normal çözüm yolu.
5 numaraya geldik. Yukarıda 6 santim yarıçaplı dairede. Bakın bir kirişin uzunluğunu verdiğinde, bunu size şöyle öğretmiştik çemberde uzunlukta dostlar. Hemen merkezi çizin. Merkezi koyun ortaya. Merkezden iki kirişin uç noktalarına yarıçapı çizin. Bu yarıçaplarda 6, 6 birimmiş. O zaman buradaki üçgen eşkenar üçgen çıkar. Bu açıyla 60'ı bulduk. Boyalı bölgenin alanını soruyor bize. Yani yine daire kesmesinin alanını soruyor. Biz ne yapacağız? Büyük daire diliminden, şu 60 derecelik daire diliminden hemen yazalım onu. 60 bölü 360 çarpı pi re kare, yani 36 pi'yi. Hemen şu sıfırları görelim. 36'ları görelim. 6 pi kaldı. İşte bu 6 pi'den neyi çıkartacağız biz dostlarım? Şuradaki eşkenar üçgenin alanı. Eşkenar üçgenin alan formülü a kare kök 3 bölü 4'tü dostlar. A kare kök 3 bölü 4. Peki a'mız kaç? 6. 6'nın karesini alıyorum o zaman. 36 kök 3 bölü 4. Yani bunlar da giderse 9 kök 3'müş eşkenar üçgenin alanı. 9 kök 3'ü de çıkartırsak yani Ceyhan'ı işaretleyebiliriz artık dostlar. Geldik 6 numaralı sorumuza. O merkezli çeyrek dairede BC'yi 1, burayı da 3 vermiş. Yani yarıçapımızı 4 vermiş. O halde burası da 4. Çeyrek daire olduğu için 90, 3, 4'ten 5'i yapıştırdım. Boyalı bölgenin alanını soruyor. Dostlar boyalı bölgeye nasıl ulaşacağız biz? Bütün çeyrek daireden, çeyrek dediği için hemen pi, r kare bölü 4 diyorum. Eksi şu dik üçgenin alanı çıkacak. Dik üçgenin alan formülü de dik kenarlarını çarp ve 2'ye böl. Peki şunları sadeleştirirseniz 4 pi kalır burada. Eksi 12 bölü 2'den de 6 kaldı. Yani 4 pi eksi 6 Denizli şıkkı doğru cevaptır dedi. Evet geçtik 7. sorumuza. Test 1'in 7. sorusu. Yere bakan yüzeyi 0,4 işte verilen ölçülere göre aydınlık zeminin alanı nedir diye sormuş. Bakın burada yerde bir daire var arkadaşlar. Bu dairenin aydınlık zeminin alanı soruluyor bize ki tabi bu dairenin alanını bulmam için benim önce yarı çapını bulmam lazım. Şöyle RR değil. Bunun için de benzerlik yapacağız dostlar. Hemen yapalım. 0,6 bölü tamamı. 0,6 bölü tamamı ne yapar buranın? 3. Eşittir 0,4 bölü 2R. Bu işlemin sonucu bize cevabı verecek dostlarım. Hadi şurayı bir düzenleyelim, toparlayalım. Bu virgülü bu tarafa atalım. Şöyle burayı da 10'la çarptık. Yani 10'la genişlettim. 6 bölü 30 oldu. Yani 1 bölü 5. Burayı da şöyle hatta böyle kalsın burası. 0,4 bölü 2R olsun. İçler dışlar yapıyorum. 2R eşittir. 5 ile 0,4'ün çarpımı, hadi şurada göstereyim. 5 çarpı 4 bölü 10'dur bu. 5 ile 10 giderse 2 kalır. 4 bölü 2'den 2 oldu. Demek ki R'de 1 çıktı dostlar. Peki bize de dairenin alanını soruyordu. Pi çarpı R kare yani 1'in karesi 1. Pi çarpı 1'den pi çıktı. Yani Adana şıkkı geldi sorumun cevabı. 8 numaradayım. Bir okçuluk turnuvasında kullanılacak hedef tahtasında enişteki sarı dairesel bölgenin yarıçapı 10 santim olup sonrasındaki her dairenin yarıçapı 10 santim artmaktadır diyor. Buna göre hedef tahtasını boyamak için 350 gram koyu mavi kullanıldığına göre kaç gram kırmızı kullanılmıştır diye soruyor. Hemen şurayı bir toparlayalım. Bu sayı değerleriyle çok işim olmayacak burada dostlarım. Şunu söylemeye çalışayım. Şimdi bu 10 santimse bu da 10 santim artıyormuş her seferinde. Yani şunlar eşitmiş birbirine. Biz de şunu öğrendik arkadaşlar. Konu anlatım videomuzda bahsettik bundan. Tıpkı üçgenlerde olduğu gibi şu en içtekine A dersek bir sonraki 3A, bir sonraki 5A, 7A, 9A şeklinde alanlarımız ilerliyordu. Tıpkı üçgenlerde olduğu gibi dairelerde de bu benzerlik muhabbetini yapabiliyorduk arkadaşlar. Peki diyor ki soru bize 7A'yı boyamak için diyor 350 grama ihtiyacım var. O halde A nedir? 50 gram. Bize de kırmızıyı soruyor yani 3A'yı soruyor. 3 çarpı 50'den 150'yi işaretlemeniz yeterli olacaktır. 9. sorumuz.
Şekilde bir kenar uzunluğu 6 birim olan ABCD karesi biçimindeki kağıdım. Bir kenarı 6 birimmiş. Hemen şunların merkezlerini şöyle ne demiştik? Çemberler teğetse merkezlerini birleştirin. Hatta teğet oldukları noktalara da dikinin demiştik şöyle. Diklerimizi de inelim arkadaşlarım. Şimdi burada 1, 2, R dersek her birine 1, 2, 3, 4, 5, 6 R var. Demek ki her birinin yarıçapı 1 santim. Çünkü kenar uzunluğunu bize ne vermiş bu adam? 6 santim vermiş. Sonra diyor ki E noktasındaki karınca çemberlerin kenarları üzerinden teğet noktalarına uğrayarak, burası önemli. Demek ki hep tam şu F noktasına uğramış ya da şu teğet noktasına uğramış diyelim. Kırmızı renkli yolu izleyerek F noktasına ulaşmıştır. Buna göre karıncanın aldığı yol nedir diye de bir soru soruyor bize dostlar. Şimdi biz bu tam dairenin çevresini bulmak istesek, yarıçapı 1 ya, 2 pi r'den 2 çarpı pi çarpı 1'den 2 pi'yi buluruz tam dairenin çevresi. Peki yarısı ne yapar bunun? Yarım daire diyelim. Yarım daire de pi yapar. Çeyrek daire, çeyrek daire o halde pi bölü 2 yapacak arkadaşlar. Peki bakalım bu kırmızı yol kaç tane çeyrek daireden oluşuyor? Şuradaki teğet noktalarına çizdiğimizde bakın 1, şurası 2, şurada var bir tane 3, şurada var bir tane 4, 5, 6, 7, 8 tane çeyrek daireden oluşuyor. O halde 8 çarpı pi bölü 2 diyeceksiniz aldığı yolu bulmak için. Oradan da 4 pi'yi işaretleyeceksiniz dostlar. Sorunun cevabı Adana'dan geldi. Evet, 10 numaralı sorudayız. Zeynep Ten öğretmeni resim dersinde kağıt üzerine bir çiçek resmi çizmeni. Zeynep yaprakları tamam. İşte şuralar çeyrek daire, ortası da düzgün altıgen bir resim çizmiş. Yukarıdaki resimde boyadığı alan yani sarı bölgeler 24 pi ise ortadaki boyalı olmayan altıgenin alanı soruluyor bize. Tamam. Şimdi biz şu çeyrek dairelerin yarıçaplarına R diyelim. Çeyrek dairenin alanı pi R kare bölü 4'tü. Bundan kaç tane yapmış bu kız Zeynep? 6 tane. O zaman 6 tane bu alan, 6 tane çeyrek dairenin alanını 24 pi olarak vermiş bize. Peki pi'ler gitti. Şu 6 ile de 24 gitsin, 4 kalsın. 4 ile de 4'ü çarparsak R kare eşittir 16. R'yi buradan 4 bulduk. Yani çeyrek dairemizin yarıçapları 4 ise aslında düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu da 4 birimdir dedim dostlar. Şimdi düzgün altıgenin alanını istiyor bizden. Düzgün altıgen biliyorsunuz 6 tane eş kenar üçgenden oluşuyordu dostlarım. Şöyle köşegenlerini çizdiğinizde 6 tane eş kenar üçgen. O halde 6 tane a kare kök 3 bölü 4'tür bunun formülü. Eş kenar üçgenin alanını 6 ile çarptım. Peki bir kenarımız 4 olduğu için 6 tane 4'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4. 4 ile 16'yı sadeleştirelim, 4 kalsın. 6 kere 4 24 kök 3 geldi sorumuzun cevabı. Evet, test 1'i gömdük. Hemen çevirdik. Test 2'nin birinci sorusuyla devam ediyoruz. Şekildeki kısa kenarının uzunluğu 4 santimmiş. Bakın aslında çeyrek dairenin de şuradaki çeyrek dairenin yarıçapı 4. O zaman burası da 4'tür. Şu kısa kenar da 4 olacak. Hatta bunun şöyle 2 2 olduğunu söyleyelim. Demiştik ki dostlar, soruyu okumadan önce iki çember teğetse merkezlerini ve teğet oldukları noktayı mutlaka birleştireceğiz. Bakın bunu da yaptım. Şurası 2, şurası 4. Hatta şurada bir Pisagor bağıntısı çıktı bakın şu üçgende. Hadi biz Pisagor'u da bir yapalım. 6'ymış burası. Karesi 36. 2'nin karesi 4. 36'dan 4 çıkarsa 32. Demek ki şurası da 4 kök 2'ymiş. Boyalı bölgelerin alanları toplamını soruyor. Yani ne yapacaksınız? Dikdörtgenin alanından, hemen dikdörtgenin alanını yazıyorum. 4 çarpı 4 kök 2. Yani 16 kök 2'den. Neyi çıkartacağız biz dostlarım 16 kök 2'den? Ki zaten şıklara baktığınızda 16 kök 2'den çıkan bir tane şey var. Ama biz yine de bulalım. Dairelerin alanlarını çıkartacağız. Şimdi çeyrek dairenin alanı pi r kare bölü 4'tür. Yarıçapı 4 olduğu için 4'ün karesi 16 yapar. Sadeleşirse 4 pi gelir. Bir kere bu çıkacak. Yarım dairenin alanı pi
R kare bölü 2'dir. Yarım daire dediği için 2'ye bölüyorum. R'miz 2 ise burası 4 yapacak. 4 bölü 2'den de 2 pi bu. 2 pi ile 4 pi çıkacak. Yani toplamda 6 pi çıkacak. 16 kök 2'den cevapta Ceyhan işaretlendi bile. İkinci sorumuzdayız. Bakın büyük dairenin yarı çapını 6 vermiş bize. O halde bu tarafa doğru da 6 olacak. Hatta şurası da 2, 2 diye dağılacak. Boyalı bölgenin alanını soruyor dostlar bize. Ne yapacağız? Büyük dairenin alanından, ki büyük dairenin alanı pi r karedir. R'si de 6 olduğu için 36 pi'dir. Eksi küçük dairenin alanı, yani pi r kareyi, yine yarı çapı 2 olduğu için pi 2'nin karesi 4'ü çıkartacağız. 36 pi'den 4 pi çıkarsa da 32 pi kalır. Denizli'den işaretledim. Üçüncü sorumuz. Bakınız ne diyor? Küçük çeyrek daire var burada. Yarı çapı 4. O zaman burası da 4. Şu kenar 6 birimse bu kenar da 6 birim. Bu beyaz dairenin yarı çapı 6 ise burası da 6. Şu uzunluğu da 10 bulduk. Boyalı bölgenin alanı soruluyor dostlar. Yine ne yapacağım? Dikdörtgenin alanından 6 çarpı 10'dan, yani 60'dan biz neyi çıkartacağız kardeşlerim? Şu çeyrek daireleri. Şıklarda bu sefer hep 60'dan çıkarılmış. O yüzden hemen işaretleyemedik. Şu çeyrek dairenin alanı pi çarpı r'si 6 olduğu için r kare bölü 4. Yani 9 pi. Bu çeyrek dairenin alanı pi çarpı 4'ün karesi bölü 4'ten 4 pi. 9, 4 daha 13 pi çıkacak arkadaşlarım. 60'dan 13 pi çıkacak. Üçüncü sorumuzun cevabı Bursa'dan gelecek. 4 numaradayız dostlar. Aşağıdaki bir kenarı 10 birim olan bir karenin kareymiş bu dostlar ve bir kenarı 10 birimmiş. Şurası bizim yarım dairemiz, 5 5 yazalım. Şurası da yarım dairemiz, 5 5. Alanını mı soruyor? Yok. Şeklin çevresi nedir diye soruyor. Hemen çevreyi bulalım. Dostlar şöyle bir çevresini kalınlaştırayım ben. Şu iki kenar var bir kere. Nedir bu iki kenar? 10, 10 daha 20 var. Artı. Sonra şuradaki yarım yay var. Şu yarım yay. Hemen yarım yayın uzunluğunu bulalım şurada kenarda dostlarım. Tam dairemiz neydi? 2 pi r. Yarım dediği için böldüm 2'ye. Şu ikiler de gitti. R'yi de 5 vermiş bize. 5 pi. Bir de burada aynısından bir tane de burada bir yarım daire var. 5 pi de oradan geliyor. Yani toplam 10 pi daha ekliyorum buna ben. O zaman cevap 20 artı 10 pi. Yani Denizli şıkkıdır dedim dostum. 5 numaradayız arkadaşlarım. Şu kerataları eşit vermiş bize. Hemen bunlara biz r r diyelim. Bak burası r. Şimdi bu da bunun yarıçapı, bu da r. Şurası da r'ymiş. Demek ki burası da r. Büyüğünün yarıçapına 2r dedim. Bu tarafta 2r olacak. Boyalı bölgenin alanını söylemiş. 48 pi. Peki boyalı bölgeyi ben nasıl buluyorum? Büyük dairenin alanından. Büyük dairenin alanını yazalım. Pi çarpı 2r'dir yarıçapı. 2r'nin karesi 4r kareden. Eksi küçük dairenin alanı pi çarpı küçük r kareyi çıkarttığımda 3 tane pi r kare kaldı ki bu da 48 pi'ymiş. Pi'ler gider. R kare eşittir 16 olur 3'e böldüğümde. R'yi de 4 bulurum. Buna göre dairelerin çevreleri toplamını soruyor bana. Şimdi küçük dairenin çevresi yarıçapı 4 olduğu için 2 pi r. 2 pi 4 yani 8 pi'dir. Büyük dairenin çevresi 2 pi, yarı çapına dikkat edin bunun 8 birim yarı çapı. 2 pi çarpı 8'den 16 pi'dir. Peki ikisinin toplamını soruyor. 24 pi yaptı. Edirne'den geldi cevabımız. 6. sorumuza bakalım. Çeyrek dairenin alanını sormuş bize. Neler vermiş? Ha, dikdörtgenin alanını 32 vermiş. Yani 4 ile neyi çarparsanız 32, 8'i. O zaman 8'i yazalım şuralara. Şimdi dikdörtgen görünce hemen uç noktasını merkezle birleştiriyoruz. 4, 8, burası 4 kök 5 yaptı. Yani dairenin yarı çapını bulduk. 4 kök 5'miş dostlarım. Dolayısıyla artık neyi de bulabiliriz biz? Dairenin alanını pi r kare, pi çarpı r kare, çeyrek dediği için bölü 4. Buradan da toparlarsak pi çarpı 16 çarpı 5 bölü 4. 4'ler giderse 4 kalır burada. 4 kere 5 20 pi. 6. sorumuzun cevabı da Ceyhan'dan geldi. Evet, 7 numaradayız. Yine alan mı soruyor?
Yok. Bu desenin çevresinin uzunluğu. Birim kareler 2 birim ve 1 birim yarıçaplı daireler verilmiş. Şimdi uzunluk sorduğu için hemen 2 birim yarıçaplı dairenin çevresi 2 pi 2'den 4 pi'dir. Tabi bu tam dairenin. Bize şuradaki yarım daire lazım arkadaşlar. Yarım daire olacaksa da 2 pi. Peki bu yarım daireden kaç tane var 2 pi? 1, 2, 3, 4 tane 2 pi var. Yani 8 pi var bir kere. Bu bir. Şimdi bir de şunu bulalım dostlarım. Yarı çapı, bakın şu kırmızı kalanlar. Yarı çapı 1 birim bunların da. 2 pi çarpı 1. Bu tam daire yani 2 pi. Yarım olduğu için 2'ye bölüyorum pi. Peki bu pi'den kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane de bu pi'den var. 4 pi de oradan gelecek. Yani 7. sorumun cevabı 8 pi, 4 pi daha 12 pi yaptı. Bu desenin çevresinin uzunluğu kaç pi birimdir diye soruyor. Cevap 12 pi. Ama şıklara baktığımda Adana diyor arkadaşlarım. Bir daha bir kontrol edeyim ben. Şimdi yarım daireydi bunlar. Tamam. Yarım daire ise şunun yarı çapı 2 birim. Çapı 2 birim pardon. Yarı çapı 1 birim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Yanlışlık bendeymiş. Çapı 2 birim ve 1 birim çapmış bunlar. Yarı çapları 1 birim oluyor tabi haliyle. Demek ki bunların her birinin yarısını alacağım. Bu 2 pi. Bu da pi çıkacak. Doğru arkadaşlar. Yarısını alacağım için tamam. Adana gelecek sorunun doğru cevabı. Dikkatsizlik işte. Ben burada size neyi öğretmeye çalıştım? Dikkatsiz olursanız bir soru böyle gider diye. Bu da klasik öğretmen yalanı arkadaşlarım. Ben sizi denedim falan hesabı. Evet devam edelim bakalım bu ne diyor. Yarı çapı 10 birim olan şekil 1'deki çember merkezinden 6 birim uzunluktaki bir doğru boyunca kesiliyor. Tamam. Merkezinden 6 birim uzaklıkta. Şimdi şöyle yapalım. Şurası 6 birimmiş. Yarı çapımız da 10 birimmiş. Demek ki 6 8'den şurası 8, şurası 8. Toplam 16 birimmiş bu uzunluk. Yani şurası 16 birim. Dolayısıyla aslında şurası da 16 birim. Peki. Elde edilen şeklin çevresini soruyor bize. Bu şeklinde çevresini soruyor bize dostlarım. Peki hemen bulmaya çalışalım şeklin çevresini. Şimdi şurada neler var bakın bir görelim. Şeklin çevresi dediğimizde şimdi bir kere 16 ile 16'yı katacağız. Yani bir 32 var Allah'tan artı. Sonra şuradaki yay parçası var. Ve artı şuradaki yay parçası var dostlarım. Peki bu yayla bu yay aslında şöyle toplandığında tam bir daire değil midir dostlar? Bize aslında tam dairenin çevresiyle 32'yi toplayın diyor arkadaşlar. Peki tam dairemizin çevresi 2 pi, yarı çapımız 10 olduğu için 20 pi'dir. Demek ki 32 artı 20 pi olacak. Sorumuzun cevabı Denizli'den gelecek. 9'dayız. Okuyalım bakalım. Ahmet elindeki pergelin ucunu 2 birim açarak birbirine teğet olan küçük çemberleri çiziyormuş. He bak 2 birim açmış pergelin ucunu. Demek ki bunların yarı çapının her biri 2 birim. Şurası 2. 4, 6, 8 yani çapları 4 birim oldu o zaman öyle diyeyim. 4, 8, 12, 16, 20. Büyük çemberinde yarı çapı çapı 20 oldu arkadaşlar değil mi? 1, 2, 3, 4, 5 tane var 20. Demek ki yarı çapı 10 birim yani şurası 2, 4, 4 birim diye gidiyor. Peki. Buna göre boyalı alan kaç birimdir diye bir soru sormuş bize. Ne yapacağız boyalı alanı bulmak için? Büyük dairenin alanından en büyükten şu küçük olanların her birini çıkartacağız tek tek. Peki büyük dairenin alanı pi çarpı yarıçapı 10 olduğu için pi re kareden 100 pi. Eksi şimdi şunlardan bir tanesinin alanını buluyorum. Pi re kareydi. Pi çarpı 2'nin karesi 4 pi yapar. Kaç tane var bundan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 tane var. İnşallah doğru saymışızdır. 13 tane 4 pi çıkacak. 4 çarpı 13'ten de 52 pi çıkacak arkadaşlar. 100'den 52 çıkarsa da 48 pi kalır. Yani sorumun cevabı Adana'dan geldi. Evet 10. sorudayız dostlar. Güzel bir soru. Üniversite sınavında sorulan bir soruya da benziyor. Şekil 1'deki 18 metre uzunluğu direk 6 metre yükseklikteki noktadan kesilerek kırılıyor. He, şurası 6 metreymiş tam burası. Şuraya da 12 metre kaldı o zaman. Sonra şekil 2'deki duruma gelmiştir. Şekil 2'deki duruma gelene kadar
T üssü kaç metre yol almıştır diye bir soru soruyor. He, şimdi şunu şuradan bir daha çizelim biz. Burası 12 birimdi. Şimdi bu 12 birim şöyle bir eğri yaparak buraya kadar gelmiş arkadaşlarım. Şöyle. Tabii ki buralar hep 12'şer birim. Şöyle 12 12 gidiyor. Peki burası da 12 birim. Şurası 6 birim. O zaman şurası kesinlikle 30 derece. Neden? Çünkü 90'ın karşısı 12 ise sadece 30'un karşısıdır 6 olan. Burası 60. Şuraya da ne kaldı? 120 derece kaldı arkadaşlar. 120 derece. Demek ki bize 120 derecelik yayın uzunluğunu soruyor. Yani 120 çarpı 2 pi r'si 12 tabii bunun. Bölü 360'ı soruyor. Hemen sadeleştirelim. 3 kalsın burada. 3'e bölelim. 3'e bölelim. 4 kalsın. 4 kere 2 8 pi çıktı. 10. sorumuzun cevabı da Adana'dan geldi dostlar. Evet arkadaşlarım, güzel soruydu son soru bu arada. Hoşuma gitti bayağı bir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Esen kalın dostlar. Sağlıcakla kalın.